Sence çıkarabilecek mi geri bunu buradan? Bilmiyorum ki. Sonuçta yani alırsak biz de çıkarmamız lazım böyle yerlerden. Nasıl süreceğim? Bilmiyorum. Hadi sen değil de ben nasıl süreceğim? Ya kocaman, ya baya büyük ya, böyle kocaman tentesi bir şey değil mi? Ya bu bizim için çok büyük aslında ama hani ne bileyim, ama güzel ya. 7000 dolara göre şöyle gayet ucuz ya. Yani. Şey bunun ya, fiyatına 7000 dolar diyor amca eğer indirim yapmazsa. Bilmiyorum, biraz zorlayacağız herhalde. Şimdi gidiyoruz. Şimdi karavan, ikinci el karavan satanların olduğu bir yere geldik. İlk araca bakacağız, yani araç tiplerine bakacağız. Daha sonra bu Craigslist'ten falan da alabiliriz ama ilk önce araçlara bir bakalım dedik, ne var ne yok içinde. Hadi girelim bakalım. Hadi. Şunlar ya, şu otobüse baksana ya. Allah'ım ya Rabbim. Şey gibi, en az 1 milyon dolar vardır o Yeşim. Vardır. Bizi biraz aşıyor ama. Gel şu dayılara bir soralım. Baksana ileride gayet otobüs gibi tipler falan. Of, şuraya bak, adam hepsini dizmiş ya. Abi çok iyi ya. Neyse. Sıfır mı ya? Neymiş Mike Thompson? İngilizce parçalıyoruz şu an. You can buy an RV, right? Yeah, I'm gonna find out for you. Uh-huh. Go ahead. I'll be right back. Look inside this one. I'll be right back. 1 minute. Uh-huh. Gel içine göz, evet, bakalım. Bakalım içine nasılmış. Ya bunlar baya ev gibi ya. Şuna baksana. Baksana. Burası koltuğun, burası ya, şu tezgaha bak, yemin ederim bizim evde bu kadar büyük değildi ya tezgahımız. Okay. Gel. Başka buldum diyor dayı. Evet. Bu bizim için fazla büyük. Dayıyı sevdim ya. Şey yapıyor. Are you familiar with Mercedes? This is a kaç paraymış? 2006. This one is a 2007. Okay, are you looking to pay cash? Paying cash, yes. Okay, I'll be right back. Take a look at this one. Okay. Biz buna baka duralım. Yeşim, keşi basacağız dedi. Adam ismini anlamıyor. Hah bak, istediğiniz Oscar böyle dedi ya valla. Şey, yatak Oscar böyle falan arkası. Hmm, evet, bu bizim baktığımız şeylerden. Arkadaş çok güzel, ya çok iyi ya. Tuvaleti falan bir baksana. Bak bakayım. Zaten bu 23'lük istediğimizden. Yeşim gayet büyükmüş şey değil mi? Güzelmiş ya. Bizim tuvaleti bakalım. Nasıl? Şey, kasetli herhalde bu. Tam ben anlamadım ama. Kasetli oluyor ya bunlar. Yatak abi, yeter herhalde ya. Ben yatayım mı bir? Yatma. Ama pencere falan baksana, efsane. Aa, bak lavabo dışarıdaymış. Bak lavabosu burada. Küçücük lavabosu var. Burada ısıtma şeyi var, fan bilmem ne. Oo. Neydi? Orası şey dolabı. Ha şey, şu şey açılan var tiplerden. Evet, zaten aynı ya. Dolabı nasıl? Buzdolabı. Bu alt normal şeyi. Küçük. Burası da. Aa bak, şeyi kilitli. Kilitli açılması çok falan. Güzel. İyi ya, bu bence bize bayağı yeter. İçin herhalde. Yeşim bu bize bayağı yeter. Baksana burada. Ama fiyat konusunda gasolun bence bir. Şu şeyi bir açsana.
Dur ben açayım. Aç aç. Oo. Üç gözlü ocağı. Üç gözlü. Var. Ulan bizim evde böyle yoktur. Şurada da bir sürü tip var. Bak biz şunlardan bakmıştık Ford'lara. Baksana Four Winds var, Winnebago. Hep Winnebago çıtayı da görmüştük. Otobüsler de çok iyi. İstiyorsan Mercedes. Mercedes. Ya niye alay ediyorsun benim yani? Eğlenceli. Dur bakayım 15. Şunu var ya kaça verecek çok merak ettim ya. Evet Özkan Bey ne diyeceksiniz? Adam o az önce gez demiş 50 bin dolarmış. Adama diyoruz 15 bin dolara kadar çıkacağız. Adam çıkmış 50 bin dolarlık şeyi bize gösteriyor. Adam tam satışçı ya böyle diyor ki siz ne kadar verirsiniz işte ne kadarınız var falan inatla böyle söylemedi yani. Daha devam et sana söyleyecek ne zaman. Burada her şey mille kardeş yani böyle o yüzden. O yüzden sordum böyle sen. Kilometre gibi lan mil ne zaman gelecek falan diye böyle fit var, foot var. Fit. Vallahi artık bilmiyorum ya nasıl. Özkan Bey sizden araba sürme dersleri alalım. Kaliforniya'da nasıl araba sürülür? Nasıl araba sürülür? Bir kere ne güzel önüne biri kıracak gibi bir dert yok. Herkes şeridinden gidiyor. Kimse herkes öyle... sakin sakin gidiyor evet. Tabii yani mesela biri senin önüne atlayacak mı? Ya da gelip arkana kimse kornaya basmıyor. Sen bana bakma sen yola bak. Dün mesela Yahya abi anlattı ya şeyi, kırmızı ışıkta uyumuş, arkasındaki adam da hiç kornaya falan basmamış. Hayır, öyle beklemişler ya. Ya cidden öyle, herkes hemen böyle duruyor filan. Mesela karşıdan, karşı yoldan birinin geldiğini görürseniz, yani sağdan mesela biri çıkacaksa, hani normalde Türkiye'de önünüze kırarlar, yani önünüze çıkıverirler ama burada öyle bir şey yok, adam duruyor yani. Evet, yanımızda arabalar var. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Adam 5 dolar için şey yapmış ya. Yani 7000 dolar ama 6995 dolar yazıyor. 6995. Ama yine fiyat olarak tabii 6995 yine... yani 7000 dolara falan şöyle bir araba alabiliyorsunuz. Yani bence pahalı yine de. Yani bu yüzden Range Rover var. Beni çek beni. En çok beni çekeceksin. Evet de sen yolda giderken... Bana bakma. Nereye bakayım? Yola bak, yola. Ha, tamam. Burada polis şeyle telefonla konuştuğunuz anda arkanızda duruyor ve ceza yazıyor. Sabah denk geldik yani. Şöyle bir araç var. Yeah. Everything is working here. Yeah, everything works. Can we take a video? Yeah, sure, go ahead. Bakalım içine girelim şimdi. Yeşim. Evet. Yatağı arkasında. Oo, aynası güzelmiş. Var burada, kocaman bak. Bak gel tuvalet banyosu. Ya az şöyle önceki gelelim. Gibi ya. Bak, yatak bunda böyle. Pencereler güzel falan. Ya yatak. İşte 13 bin bu dolar şekilde. Diyor. Otobüs mü alalım? Bilmem. He? 22 foot. Baksana ya. Valla bir şey diyeceğim. Bu bize yeter de artar bile. Baya geniş yani. Şu üstü bak iniyor galiba yatak oluyor üstte de. Bu bildiğin otobüs ya. Evet. Baya da büyükmüş. Tangır tungur otobüsle gidelim mi? Şeyi çok güzel. Konsol o eski otobüsler var ya onlar gibi. Selam. Lavabosu. Evet. Banyo. Bu şekilde. Az önce gördüğümüze benziyor şey olarak. Tuvaleti var. Bakalım. Bu da yine şeyli sanırım. Burada dolap, banyo dolabı. Şurada yine lavabosu var. Kocaman bir aynası. Burada yine tabii şey olarak yapı olarak eski bir araba 92 modelmiş. Tabii ne zaman kırama yapıldı bilmiyoruz ama burada da böyle yatak odasını ayıran bir perde var. Şu yukarıda böyle havalandırma boşlukları, bir tane 37 ekran televizyon. Şu dolaplara bakalım. Tabii bunlar da yine şeyli böyle sıkıştırmalı. Burada bir şeyler var. Talimatlar, malumatlar.
Bayağı da gelişmiş aslında. Baktığımız zaman. Evet, burası da yemek masası. Sanırım bu masa yine ayaklı falan kalkabiliyor. Şu şekilde. Yukarıda yine aynalı bir şekilde dolaplar var. Güzelmiş. Eski ama sevimli. Bildiğin eski dolmuşlar gibi. Eskiden şuraya otururlardı böyle. Bu karavana 13 bin falan diyor. İşte vergisi, algısı içinde. Yine burada mutfak dolabı, üst dolap. Şu şekilde fırın. Oo, 400'lü ocak varmış. Bu fırın. Normal bildiğiniz fırın. Bir de yukarıda şey var. Mikrodalga fırın var. Ya bildiğin şey var ya, çekme ne diyor? Unuttum ismini, söyleyemedim bile. Yani eski ama sevimli. Şu yukarıda kliması var. Yatak hoşmuş. Şimdi bunu şimdi bir karavanı görmeye geldik. Şöyle bayağı büyük, kocaman bir şey. Bunun sesi bayağı şimdi çıkıyor. Şimdi test edeceğiz. Tabii. Adam test etmek ister misiniz dedi. Biz de dedik bizi gezdirir misiniz? İçi çok şey, güzel, çok iyi, hoşumuza yani. Gitti. Adam da iyi. Adam da yani tanıtıyor. Yani anlatıyor. Şeyi. Yalnız bir şey diyeceğim. Bizim öğrenmemiz lazım nasıl kullanacağız falan. Ya tamam öğreniriz. Bu arada bir şey diyeceğim. Propanı kapatmadı sanırım. Ben biraz korkuyorum. Tamam söyleriz şimdi. Biraz heyecanlandı herhalde adam. Bilmiyorum da yani söyleyelim. Bu arada biz içini biz bir gezdik de bir tur. Şurası böyle masa. İki tane kocaman koltuğu var. Şurası sürücü kısmı. Yukarıda bir tane yatak var. Ya bunları kim yaptıysa çok zevkli. Eşi yapmış herhalde. Burada böyle dolaplar. Şu kısım mutfak. Çok... Ya evet eski ama çok sevimli görünüyor. Yani mutfağı falan hoşumuza gitti. Burası buzdolabı. Böyle bayağı da büyük. Ben özellikle buzdolabının büyük olması taraftarıyım. Banyo ile tuvalet ayrı. Burası banyo. Şöyle göstereyim. Duş kısmı. Burası tuvalet. Şöyle çok hoş yapmışlar dizaynını. Şöyle tuvalet. Ve her yerde böyle tatlı biraz tatlı şeyler var. İyi, evet biraz büyük. Bunu da muhtemelen ya kızı veya şey oğlu yaptı. Propan olayı yani şey kısmı biraz. Bu da yatak şey odası. Bayağı da geniş yani. Şöyle dolapları var. Yine şurada gardırop var. Beni görüyorsun. Böyle gayet hoş bir dizayn. Şu yukarısı havalandırma. Bakalım şimdi amca bizi gezdirecek. Sence çıkarabilecek mi geri bunu buradan? Bilmiyorum ki. Sonuçta yani alırsak biz de çıkarmamız lazım böyle yerlerden. Nasıl süreceğim? Bilmiyorum. Hadi sen değil de ben nasıl süreceğim? Ya bayağı büyük ya böyle kocaman tentesi bir şey diyeyim mi? Ya bu bizim için çok büyük aslında ama hani ne bileyim ama güzel ya. 7000 dolara göre şöyle gayet ucuz yani. Bunun fiyatına 7000 dolar diyor amca eğer indirim yapmazsa. Bilmiyorum biraz zorlayacağız herhalde. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Binelim. Sen nereye oturacağız? Sen buraya bir otur. Tamam. Okay. It's not fun backing it out. Şimdi geri gitmek bayağı zor oluyormuş. Evet bakalım. Şimdi ufak bir gezintiye çıktık. Böyle aynalardan baka baka geriye gideceğiz. Bak geriye gidiyor. Ev geri gidiyor. Ya resmen.
Ama bak arkada ayna gibi bir şey var ya böyle, evet, şeyde camda çok iyi. Tabii, çok mantıklı. Şu an videoda gözükmüyor ama. Çok mantıklı. Yalnız bir şey diyeceğim, valla kaç 6 kişilik ev gibi. Oo, resmen yani hareket ediyor ya. Yeşim yalnız ilk defa test. Evet ya, ilk defa bir karavanın içinde yolculuk yapıyoruz şu an. Vallahi biz buradan nasıl gideceğiz? Ben onu düşünüyorum. Hadi yollara çıktığın zaman. Yes. Believe me, this is not a big one, but my wife wants us to get a smaller one. Valla bilmiyorum, biz de daha küçüğünü mü isteyeceğiz acaba? Bunu mu alırsak, böyle bir şey alırsak? Yok, yollarda biz sorun yaşamayız da. Ama tabii büyük mü büyük. Tabii büyük mü büyük ama yani. Ama çok banyoyu falan gördün mü sen, evet, yani? Evet, banyo ile tuvalet ayrı bir de yani, aynı yerde de evdeki değil. Evdeki banyo da Can we go to Argentina with this RV? I don't know. You don't know? Bir tek jeneratöründe biraz sıkıntı Yeşim, varmış galiba. Nasıl söyleyeceğim, ben şu an hiçbir fikrim yok. Yani hep büyükleri alalım diyordun. Yani büyük alalım dedim ama hani ya, gitmeye başlayınca ya şey işte, biraz yani ya hani bir şey yok aslında, bir şey yokmuş gibi duruyor ama hani geriye geri gitmek tabii falan. Tabii baya büyük yani, ben içinde sana söyledim. Yani büyük diye. Orası biraz. Bu bizim için büyük yani. Ama çok güzel, içi falan derli toplu. Bu modeli kaçtı bunun ya, dur bakayım bir. Hani şeyleri de güzel. 91 güzel miydi? 91'di değil mi? 91 galiba. Yani fiyat olarak da çok uygun. Bence hani indirim falan isteyelim. Sen şey diyordun, pazarlık sünnettir falan diyordun. Tabii. Şimdi buraya da girerse zaten yani girmek daha kolay sanırım. Hayır yani giremeyecek gibi duruyor ama giriyor yani. Burası çok ya büyük. Yani buna alışmak iyi de sen otomobilden alacak daha büyük bir araç kullandın mı hiç ya, şimdiye kadar? Doblo diyelim. Doblo ne? Doblo'ya bak, bir de buna bak yani. Allah çok ilginç yani. Evet, turumuzun sonuna geldik. Şimdi bunu almaya karar verdik. Ondan bütün detaylarını öğreniyoruz. Dayı da bayağı iyi çıktı. Şey yapıyor bize, hepsini anlatıyor. 7000 dolar diyor ama bakalım anlaşacağız herhalde. Allah çıktığına göre bayağı sağlam. Yeşim ben çıkıyorum. Tabii. Yeşim düşersen tut beni. So this could be a little wet. See where it's blue? Try to avoid the blue. But I just put this coat on today. This is a like a rubberized paint. Yukarıda eşya koymak için böyle bir yer daha var. Evimiz iki katlı yani. Yukarısına çıkıp takılabiliriz. Ha işte onu dedim ben de. Yeşim biraz büyük ama. Emin misin bak? Vallahi bilmiyorum ya, diğerleri de böyle aslında. So, ya tamam böyle de işte. Easy. Oh, it's cute. Not easy. İşte bunları sen yapacaksın, bak iyi izle. Allah Allah. Can you give it a little push? Push light from here? Or if you can get there. Actually, can you hold this stick up? Okay. It's a bit of a nuisance, that's what I'm saying. Oops. Yeşim zaten nasıl böyle anlatan da bulamayız ben sana. Bence de. There are two holding tanks. One for gray water and one for raw sewage. So one goes to the toilet and one goes to like the sinks. So this one here, see how it's smaller? It goes to the sinks. Do you see how it's a narrower? Yeah. Uh-huh. That goes to the sinks. This wide one here goes to the toilet. Toilets. Uh-huh. Okay. And when you pull them, the water flows. Should be on. It's on hot right now. Oh, feel how hot it is. Yeah. But cool. That's from being plugged in. Plugged in to the house. Yeah. To the house. Okay. Bayağı sıcak ha. Yok değilim.
Here, one is house battery. Yeah, so this one starts the car. Start the car, house battery. House battery, here. House battery number one. Number one, okay. And they are connected. And house each, battery number two, yes. They are connected. With they're connected. Each. So at that red dial, you can put off, one, two, or all. Okay. Here comes my wife. Hi. Oh, I already did. We took it for a drive. Hi. My name is Uska from Turkey. Oskan. Oh, okay. Yes. Good to meet you. I'm Rosie. Nice. Hi. Hi. Good to meet you. Nice to meet our you. Our first time to buy an RV in here, and we would like to. Yeah, they're visiting from Turkey. Oh. Now they want to drive it all over the U.S., Canada. Wow. Yes. Mexico. I'm telling them I've never. We go 400 don't know miles for as now. Much as we've done. We don't know how to do this, but we will try. Yeah, okay.